Biliyorsunuz Abdullah İbni Mübarek hem cihat ehli biri, hem alim biri, hem de zahid biri. Aynı zamanda da dünyalık anlamında da zengin bir şahsiyet. Kendisine geliyorlar, diyorlar ki ey Abdullah, şu zühd sahibi olmanın sırrını bize anlatır mısın? Nasıl oldu da sen böyle bir zühde sahip oldun, bir zahitliğe sahip oldun? Abdullah İbni Mübarek şöyle söylüyor kardeşler. Diyor ki ben arkadaşlarımla beraber bir bahçede oturuyorduk. O sıra diyor meyvelerin devşirildiği, olgunlaştığı, çoğaldığı bir zamana denk gelmişti. Ta ki gece yarısına kadar yiyip içtik diyor. Kuşlar o bahçenin ağaçları üzerinden bir o yana bir bu yana uçuşuyorlardı. Sonra diyor uyuyakaldım. Uyudum. Gecenin bir vaktinde uyandım. Şimdi ne olur şimdi altını çiziyoruz kardeşler. Ben diyor ud ve diyor tambur çalmasını diyor çok severdim diyor. Hani böyle saz çalmayı seven abiler vardır ya. Ud ve diyor tambur çalmasını diyor çok severdim diyor. Sonra diyor onu elime aldım. Raşin Es-Sahar diye bir makamda diyor şiirler söylemek istedim. O makamda diyor çalmayı arzuladım. Kardeşim diyor, arkadaşım diyor Sinan kalktı. Şarkılar söylüyordu. Ağaçlarda diyor kuşlar vardı. Şimdi ne olur dikkat edin. Ancak diyor çalgı aletimden diyor istediğim makamı diyor bir türlü tutturamadım. Sonra çalgı aletinden diyor şöyle bir ses işittim. İman edenlerin Allah'ı anma ve onun katından inen kitap ile kalplerinin yumuşama vakti gelmedi mi ayetlerini diyor o çalgı aletinden işittim diyor. Allahu Ekber. Nasıldır? Vallahi benim Rabbim her şeye muktedirdir. Allah o ağacı da konuşturur. Allah kuşu da konuşturur. Allah tamburu da konuşturur. Allah bütün sesleri kısar, taşları konuşturur, nasihat ettirir. Allah her şeye muktedirdir. İktidar sahibidir, tasarruf sahibidir Allah. Ondan sonra diyor o elimdeki diyor tambur veya udu aldım, parçaladım. Bahçedeki diyor arkadaşlarımı diyor kovaladım. Benim zahitliğe adımımın ilki bu olmuştur diyor. Allahu Ekber. Şimdi size soruyorum aziz dostlar. Salihler, abidler gece yarılarında namazla, zikirle, Kur'an'la, tefekkürle, sohbetle, birbirine nasihatle kalplerini inceltirken sen ve ben gece vakitlerinde Allah'ın onlara yöneldiği bir vakitte bilgisayar, tablet, televizyon, sosyal medya üzerinde, YouTube üzerinde, Facebook üzerinde malayani işlerle vakit geçirmiyor muyuz kardeşler? Bir boş işlerin, malayani işlerin sahibi değil miyiz bizler? Vallahi ben şunu bilmiyorum tabii ki. Acaba o sıra telefonumuzu kullanırken Allah bütün sesleri kısacak, telefondan Hadid suresi 16. ayetler mırıldanır mı? Vallahi ben bunu bilmiyorum. Televizyonunuzdaki görüntü duracak, televizyon dile gelecek. Ey insan, kalbinin yumuşama vakti gelmedi mi? Namaz kılan bir adamsın, zekat veren bir adamsın, zikreden bir adamsın ama malayani işlerin sahibi bir adamsın. Artık ürpermeyecek misin? Korkmayacak mısın? Kalbin yumuşamayacak mı? Rikak pozisyonuna çıkmayacak mısın? Bilmiyorum televizyon böyle bir şey söyler mi? Oturduğumuz koltuk, kendisine yapıştığımız yatak böyle bir nasihatta bulunur mu? Ama vallahi benim bildiğim bir şey var kardeşler. Mümin erkek ve mümin kadınların kalplerini yumuşatacak iki şey var. Ürpertecek iki şey var. Biri Allah'ın kitabı, diğeri Allah'ın temiz isimlerini zikretmek ve anmaktır. Ben bundan başka bir şey bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey daha var. Eğer Yahudi ve Hristiyanlar gibi Allah'ın vahyine sırt çevirirsek, Yahudi ve Hristiyanlar gibi biz kendi elimizdeki Kur'an'a sırt çevirirsek, Allah'ı anmaz ve zikretmezsek kalplerimiz kas katı kesilecek kardeşler. Hem de nasıl biliyor musunuz? Bakara suresi 72-74. Özellikle ehli kitap içerisinden İsrail oğullarına bir dokundurma var. Allah'ın ayetlerini görmenize rağmen kalpleriniz katılaştı diyor Allah. Hangi ayeti gördüler? Ölen bir adamın tekrar dirildiğine, yaşanılan olayı apaçık anlattığına şahit oldular. Bu ayeti inkar ettiler.
Allah dedi ki kalpleriniz katı kesildi. Taş gibi dedi. Hatta dedi taştan da daha katı. Neden? Çünkü nice taşlar vardır ki içerisinden pınarlar fışkırtır. Sular akar, ırmaklar akar. Allah korkusundan dolayı yuvarlanarak yere düşerler. Allahu Ekber. Eğer biz Allah'ın kitabından vazgeçer, Allah'ı zikretmeyi unuttuğumuz gün kardeşlerim kalplerimiz ehli kitabın katılığına doğru gider. Rabbim bizi bundan muhafaza buyursun kardeşlerim.